Bandırma Manşet Spor Servisindeyiz. Bir hafta sonunda Zeyhet Hocam'la. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Zeki. Evet hocam, U16 gençlerle başladım. U16 Gençler Ligi'nde Gören Belediyespor'un şampiyonluk ısrarı sürüyor. Lider Bandırmaspor'un bay olduğu 9. haftada Gören Belediyespor Zorlu Erdek deplasmanından galibiyetle çıkarak bu noktadaki ısrarını sürdü. Biz prestij maçı olarak gündemimize gelen Tayfunspor Edincik Spor'un yorumuyla başlayalım. Başlayalım. Bir de toplu sonuçlara değinelim istersen. Evet. Daha sonra maça geçeyim. Evet, dediğin gibi 9. haftada lider Bandırmaspor haftayı bay takım olarak maç yapmadan geçirdi. Liderin takipçisi Gönen Belediyespor kendisi için çok zorlu bir deplasmandan 3 altın puan çıkardı. Biliyorsun Gönen'de oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitmişti. Evet. Erdekspor zor bir virajdı. Zor bir virajı 5-2'ye geçmesini bildi. Ve adeta Bandırmaspor'la Gönen Belediyespor şampiyonluk yarışında tam anlamıyla yalnız kaldılar sevgili Zeki. Edincik Spor kendi evinde tecrübeli Tayfunspor'a 5-0 yenilmekten kurtulamadı. Tabi Tayfunspor daha eski kurulmuş köklü bir takım bu anlamda. Edincik Spor ise yeni yeni yapılanan bir takım. Gençler Birliği Eğitim Spor'da Reşadiye Spor'u 3-0 hükmen galibiyle geçmeyi başardı. Reşadiye Birlik'ten çekilmişti. Haftanın toplu sonuçlarının değerlendirmesi bu. Evet. Biz yine de haftanın maçı olarak Edincik'teki değil de Erdek'te oynanan Erdek Spor Gönen Belediye Spor maçına dönelim. Gönen evet. Belediye Spor maçı 5-2 kazanmayı başardı. Çok zor bir karşılaşmaydı. Sen karşılaşmanın büyük bir bölümünü izledin. Evet. Neler gördün o karşılaşmada sevgili izleyicim? Tabii yani Gönen'de 2-2 kaldığı maçta burada da umutluydu. Hem Gönen'de oyuncu satılmıştı, 10 kişi oynamıştı ama Gönen çok hazırlıklı gelmişlerdi. Gerçekten yani hak ettiği bir galibiyet aldı. Erdek Spor elinden geleni yapsa da tabii bunu mümkün olmadı. Sonuç almak mümkün olmadı. Gönen Belediyespor haklı bir galibiyet haklı aldı. Haklı bir galibiyet aldı. Şampiyonluk yarışında yürümeye devam etti. Evet, yürümeye devam etti hocam. Peki, göze batan futbolcular var mıydı? Hoşuna giden, dikkatini çeken. İsim olarak olmasa da Gönen Belediyespor hücum bölümünü nasıl buldun? Goller nasıldı? Vallahi hocam şimdi o noktada biz genelde gözümüz objektiften ayırmadığımız için yani isim zikretmek biraz sıkıntı doğuruyor. Sen... Ama yıldızlar tablosunda biz onu zaten değerlendirdik. Ve Gönen Belediye haklı bir galibiyet alıp evet. Evine döndü diyorsun. Evet hocam. Peki sevgili Zeki. Hemen biz oradan Tayfunspor Edincik Spor maçına geçelim. Zaten son ikinci devre biz de oraya geçtik, siz de geldiniz. Bu Edincik'te oynanan ilk karşılaşmaydı. Nasıl bulduk karşılaşmayı? Bu karşılaşmanın bir başka önemi vardı. Edincik'in çift sahaya, sentetik halı sahaya kazandırılmış ilk resmi maçtı. Ben o niyette soluğu Edincik'te aldım. Maç bir formalite maçıydı. İki tarafında fazla bir iddiası yoktu. Bir tarafta yeni yapılanan Edincik Spor. Bir tarafta orta sıralara oynayan, bu yıl şampiyonluk iddiasını yitirmiş Tayfunspor vardı. İyi niyetli çocuklar mücadele ettiler. Kırmızı karttan sonra biraz oyun gerginleşti ama daha sonra sağduyu hakim kılındı ve maç kazasız belasız sonuçlandı. Hı. Bloklara gelecek olursam bu 16 elincikte bakın Cihan, kaleci Cihan ikinci golde hatalıydı demişim. Kapalı köşeden aldı. Bir kaleci öyle kapalı köşeden gol almamalı diye not almışım. Cihan'ı buradan uyarıyorum. Defansta Kaan gereksiz olarak sinirlendi. Sonuçta tabelaya bağlı oynadığı için bu gençler tabii yenilgiyi hazmedemiyorlar. Her şey sonuç demek değil. Bunların sahaya çıkmaları, mücadele etmeleri de bizim için çok büyük anlam taşıyor. Kaan'ın bu konuda uyarılacağını düşünüyorum. Orta sahada takımın en iyisi Gökay'dı. Ne yaptığını bilen dikine oynayan bir genç. Ya bu çocukta yetenek var. Bak U19'dan Salih'i beğeniyorum. U16'da da Gökay parlıyor. Bu da tabii zamanla arkadaşlarına uydu. Oyunun son bölümlerinde sinirlendi. Az daha yani kırmızı kartla tanışacaktı. Tabelayı bir tarafa atsınlar, oyunlarını devam etsinler diyorum bu yetenekli gençlere. Evet. Sağ tarafta Muhammed oynadı. Yere sağlam basıyor. Yalnız burada tabi gizli foul yapmasına gerek yok. Bazen Edincik gençler biraz bıçkın. Çabuk sinirleniyorlar. Bunları salon eğitimleriyle bunları sahaya hazırlamak lazım. Futbolda, sporda 3 sonuç da var. Ya yeneceksin ya berabere kalacaksın.
tabelaya bağlı kalmadan oynarlarsa Edincikli gençlerin daha başarılı olacağına inanıyorum. Santrafor Uğur Basat'tı. Bir saman alevi gibi yer yer sahne aldı. Yani Edincik Spor özellikle o gün şanssızdı çünkü aynı anda 19'unda takımı var, maçı vardı. Evet, evet. Gönen'e gittiler. Bu sefer aynı ne oldu? Aynı saatlerde oynaması takımın ikiye bölünmesine sebep oldu. Edincik Spor için şanssız bir gündü. Aynı günde iki takım çıkarmak zorunda kaldığı için. Gelelim 5-0 kazanan Gönen Tayfun Spor'a. Kaleci Mert iyi bir kaleci fakat şımarık. Tribüne oynuyor. Buna dikkat diyorum. Eğer şımarmazsa refleksleri çok iyi olan bir kaleci. Biraz kendini toparlaması lazım bu konuda. Defansa fazla iş düşmedi zaten. Sağ bek Doğukan tip yerini bulmuş. Akıllı fakat biraz ağır. Dönüşlerini hızlandırmalı. Zamanla oyuna girdi. Sağ açık oynamaya çalıştı. Gerçek yeri sağ bek. Doğukan aklıyla oynayan zeki bir çocuk ama sprintlerinde biraz daha hız kazanmalı diyorum Doğukan için. Orta sahada Alper başladı. Daha sonra defansa çekildi. Uzun saçlı bonus kafa Alper. Alper çok iyi niyetli, mücadele etmeyi seven bir futbolcu. Defansı toparladı. Hoca çok akılcı bir değişiklik yaparak defansın emniyet sebebi olarak Alper'i kullandı. Alihan iyiydi. Tek topa yakın. Yani biraz altı pasta özgüvenini artırmalı. Kararsızlık yaşamazsa altı pasta da çok işler yapabilir. Çok akıllı bir futbolcu. Biraz direnç kazanması gerekiyor. 10 numara egemen teknik. Fakat fizik gücü yetersiz. Güç kazan. Sanki bunlar ikman eksikliği içerisinde. İkmana çıkmıyorlarmış gibi bir hava var. 10 numara santrafor pardon 9 numara Enes'i bitirici vuruşlarda. Yine yeterli buldum. Enes boş bir topçu değildir ama bu maçta vasattı. 22'nin en iyisi bana göre yani Serhat'ta 11 numara Serhat. 3 gol yaptı. Tek başına takımı sürükledi. Deplesi oldu. Gitmedi. Basmadı yer bırakmadı. Serhat zaten biraz profesyonel ikman yerse futboldan ekmek yer diyorum. Tabii Bandırma ve çevresinde veya Gönel ve çevresindeki antrenmanlar Serhat'a yeterli gelir mi? Bu sorunun cevabını da spor kamuoyuna bırakıyorum. Serhat'ta yetenek var. İyi antrenörlerin eline düşerse, disiplin çalışırsa Serhat gelecek vadeden bir futbolcu olarak görüyorum. Yani Gönel Tayfun maçı bileğin hakkıyla kazanmasını diliyorum. Evet, Edincik Spor'da Tayfun gibi geriden gelen 2-3 yıl birlikte oynamış oyuncular oluştuğu zaman onlar da bu başarılı kazanacak. Aynı, yani. Aynı kabul etmek lazım. Yani sinirlenmek, biz maçı Edincik'te oynuyoruz. Kazanmak mecburiyetinizde bir kural yok. Çok güzel. Bu güzel konuşmalarını işte Edincik Spor'un yetkilileri yapacaklar. Sahaya girenler. Çocukları sakinleştirecekler. O baskıyı üzerinden atacaklar. Kazanmak şart değil. Zamanla senin dediğin gibi Edincik Spor'da o Tayfun seviyesine gelecektir. Zamana ihtiyaç var. Biraz yöneticiler çocukları bu konuda motive etmeli yani. Kendileri sinirlenmeyecekler. Çocukları da sakinliğe davet edecekler. Edincik Spor bu konuda biraz zamana ihtiyaç var. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz o zaman Uğuraltı Gençler Ligi'nde bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışı nasıl gidiyor? Size göre bu 4 haftalık süreçte kilit maçlar hangileri olur? Şimdi şampiyonluk yarışı artık Bandırma Spor'un Gönen Belediye Spor'un. Bu iki takımdan biri şampiyon olacak. Bandırma Spor şu anda 2 puan önde. Maç sayıları eşitlendi. Bandırma Spor'un 22, Gönen Belediye Spor'un 20 puanı var. Fakat Bandırma Spor'un bir handikapı Gönen deplasmanına çıkacak. İlk maçı Bandırma'da oynanan karşılaşma berabere sonuçlanmıştı. Evet. Gönen bu maçı kazandığı takdirde, diğer maçlarda puan kaybetmezlerse Gönen Belediye şampiyon olur. Bandırma Spor şampiyon olabilmesi için Gönen Belediye ile Gönen'de oynayacağı maçta yenilmemesi gerekiyor. Berabere kalsa hocam? Berabere kalsa Bandırma Spor'a çalışacak. Bandırma Spor normal sonuçlarla. Ayrıca Bandırma Spor'un bir handikapı daha var. Gönen Tayfun deplasmanına gidecek. Ama Tayfun Spor'u bu disiplinli oyuna geçer diye düşünüyorum. Ancak ben biraz rahat gördüm. İddiasını kaybettiği için Tayfun Spor biraz rahat oynadı. Bir avantaj olur. Tamam. Olur. Futbolda büyük konuşmak olmaz. İlk maçı hatırlıyorum ben Bandırma'daki maçı. 2-1 öndeydi Gönen Tayfun. Bandırma Spor son 10 dakikada 3-2 kazanmayı başardı. Evet. Çok zorlandı o maçta. Gönen Tayfun deplasmanında çok dikkatli olmak zorunda. Biraz sonra maçlara geleceğim. Çok zorlu bir maç. Ama Bandırma Spor'un Gönen Belediye Spor bu maçı soruyu cevaplayacak. Erken bir kilit maç. Erken bir kilit maç. Gönen'de oynanacak. Gönen Bandırma Gönen maçında belli olacak. Evet sadece. Hocam teşekkür ederim. O zaman biz U16 Gençler Ligi'nde bu hafta hangi karşılaşmalar var onlara bakalım. Bakalım sevgili Zeki. Haftanın maçı Gönen'de oynanacak. Tayfun Spor, Bandırma Spor arasında. Tayfun Spor'un bir iddiası yok ama lider Bandırma Spor'a karşı asılacaktır.
kendini ispatlamak isteyecektir. İlk maçı çok ilginç. Trabzonspor Bandırma'da Bandırma Spor elinden kaçırdı. Son anda 7-2 golle mağlup oldu, teslim oldu. Bandırma Spor'da rakibinin güçlü olduğunu biliyor. Puan kaybına tahammül yok. Bandırma Spor 1-0 olsun bizim olsun diyecektir. Haftanın seyredeğer bir karşılaşması. Bandırma Spor şampiyon olmak istiyorsa mutlaka bu maçı kazanmak zorunda. Ki Gönen Belediye maçına iddialı çıkabilsin. Gönen Belediye Gençler Birliği eğitimle oynayacak. Banko, Gönen Belediye diyorum. İlk maçı da 8-1 kazanmıştı. Gönen Belediye bu maçı rahat kazanır. Erdek Spor haftayı bay takım olarak geçirecek. Edincik Spor da bu hafta Rişadiye Spor ligden çekildiği için hükmen galibiyetle ikinci galibiyetini almış olup 3 puanı hanesine yazdıracak. Evet, teşekkür ederim. Böylelikle 16 Gençler Birliği'ndeki yorumlarımızı noktaladık. Diğer yorumlarımıza görüşmek üzere.